Hepinize merhaba 4. sınıf öğrencileri. Bu videomuz ile birlikte 4. sınıf matematik videolarına başlıyoruz. Ama öncesinde hadi hep beraber geçen seneki bilgilerimizi tazeleyelim ve 4. sınıfa daha sağlam bir matematikle başlayalım. Geçen sene 3 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. Mesela ekranda gördüğümüz tüm sayılar 3 basamaklı sayılardır. 3 basamaklı sayıları çözümlemeyi öğrenirken aynı zamanda okumayı da öğrenmiştik. Hadi hep beraber 3 basamaklı 342 sayısını çözümlemeye başlayalım. 342 sayısının birler basamağında 2, onlar basamağında 4 ve yüzler basamağında 3 sayısı var. Biz bu sayıyı okurken aynı ekranda yazdığımız şekilde okuyorduk. Yani 3 tane 100 olduğu için 300, 4 tane 10 olduğu için 40, 2 tane 1 olduğu için de 2. En son hepsini birleştirdiğimizde ise 342 şeklinde 3 basamaklı sayımızı okuyabiliyorduk. Bugün 4. sınıf matematik derslerimizin ilkine yine doğal sayılar ile başlayacağız ama artık 3 basamaklı sayılara veda edip bir büyüğü olan 4 basamaklı doğal sayılarla tanışacağız. Nasıl ki 1, 2, 3 basamaklı sayıların hepsini kolayca öğrendiysek 4 basamaklıları da öyle kolay öğreneceğiz. Hatta 4 basamaklılardan da ziyade daha da büyük basamaklı sayıları bile öğreneceğiz. Bu sene bizi çok eğlenceli konular bekliyor arkadaşlar. Öncelikle hatırlarsınız ki 2 basamaklı sayılarla tanışmadan önce en büyük 1 basamaklı sayıyı öğrenmiştik biz. Yani 9. 9'dan daha büyük 1 basamaklı sayı olmadığı için 9'dan sonra gelen sayı bizim için artık 2 basamaklı sayıların en küçük sayısı olmuştu. Yani 10. Daha sonra 2 basamaklı sayıları da iyice tanımıştık. 15'ler geldi, 82'ler geldi, 74'ler geldi derken en son 99'la tanıştık. 99'da kaldık ama. Çünkü 99'dan daha büyük 2 basamaklı bir sayı yoktu. 99'un bir büyüğünü aldığımızda artık 3 basamaklı sayılara geçmiştik. 99'un bir büyüğü olan sayı 100 sayısıydı. 100 sayısı artık 3 basamaklı sayılara giriş sayısıydı ve 3 basamaklı sayıların en küçüğüydü. Daha sonra 3 basamaklı sayılarla bayağı kaynaştık. Samimi olduk. 123'ler geldi, 455'ler geldi, 687'ler geldi derken en son 999'la tanıştık. 999 sayısı 3 basamaklı sayıların en büyüğüydü. 999'dan daha büyük 3 basamaklı bir sayı yoktu. İşte burada 4 basamaklı sayılara giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? 999'dan bir büyük olan sayı 1000. Yani biz 1000 sayısıyla artık 4 basamaklı doğal sayılara giriş yapıyoruz ve 1000 sayısının 4 basamaklı doğal sayıların en küçüğü olduğunu öğreniyoruz. Şimdi hep beraber 1000 sayısıyla biraz daha yakından tanışalım ve basamak değerlerini öğrenelim. Biz zaten şu kısma kadar, yani yüzler basamağına kadar olan kısmı öğrenmiştik. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Şimdi yeni tanışacağımız olan binler basamağı. Yani 1000 sayısına çözümlersek 0 birlik, 0 onluk, 0 yüzlük, bir tane de binlikten oluşur. Şimdi isterseniz başka bir 4 basamaklı sayıyı tanıyalım. Ekrana 5137 sayısını getirelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane basamağı var. Yani bu bir 4 basamaklı sayı. Önce hangi basamaklardan oluştuğunu söyleyelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve yeni tanıştığımız binler basamağı. Basamaklardaki sayıların ne olduğunu görüyoruz. Yani birler basamağında 7, onlar basamağında 3, yüzler basamağında 1 ve binler basamağında 5 sayısı var. Şimdi çözümlemeye başlarsak 7 tane birlik olduğu için 7 çarpı 1, 3 tane onluk olduğu için 3 çarpı 10, 1 tane yüzlük olduğu için 1 çarpı 100, 5 tane binlik olduğu için ise 5 çarpı 1000 yazıyoruz ve 5137 sayımızı çözümlemiş oluyoruz. Çözümledikten sonra artık 4 basamaklı bu sayıyı okumak çok kolay. 5 tane binlikten oluştuğu için 5000,
bir tane yüzlükten oluştuğu için 100, 3 tane onluktan oluştuğu için 30, 7 tane birlikten oluştuğu için de 7 diyerek 5137 şeklinde okuyoruz. İşte gördüğünüz gibi 4 basamaklı sayılar bu kadar kolay. Minik bir hatırlatma yaparsak 4 basamaklı sayıların en küçük sayısı 1000, en büyük sayısı ise 9999 olacak arkadaşlar. Şimdi hazırsanız 5 basamaklı sayılara geçelim. 5 basamağı, yani sayı içinde 5 tane rakamı bulunan sayılar 5 basamaklı doğal sayılardır. Yine her zamanki gibi en küçük 5 basamaklı sayımız 10.000 olacak. Neden? Çünkü en büyük 4 basamaklı doğal sayımız 9999'du. Biz 9999'a 1 eklediğimizde artık 4 basamaklı sayıdan çıkıp 5 basamaklı bir sayı olacağız. Yani 10.000 sayısına ulaşacağız. 10.000 sayısının basamaklarını tanıyalım. Birler, onlar, yüzler, binler ve yeni tanışacağımız olan 10.000'ler basamağı. Yani 10.000 sayısı 0 birlik, 0 onluk, 0 yüzlük, 0 binlik, bir tane de 10.000'likten oluşur arkadaşlar. Başka bir 5 basamaklı sayımız ile devam edelim. 38.244 sayısı. Öncelikle basamaklarını okuyalım. Birler, onlar, yüzler, binler ve 10.000'ler basamağı. Basamaklarda hangi sayıların olduğunu söyleyerek basamak değerlerini yazalım ve çözümleyelim. 3 tane 10.000'lik olduğu için 30.000, 8 tane binlik olduğu için 8.000, 2 tane yüzlük olduğu için 200, 4 tane onluk olduğu için 40 ve 4 tane birlik olduğu için 4 yazdık. Şimdi bunların hepsini birleştirip okursak 38.244 sayısını elde etmiş oluruz. İşte gördüğünüz gibi 5 basamak sayılar da bu kadar kolay. Peki en büyük 5 basamaklı doğal sayımız nedir? Tabii ki 99.999 olacak. Şimdi tabii ki hepimiz ekran başında 6 basamaklı sayılara geçmemizi bekliyorsunuz. Fakat ondan önce bilmemiz ve öğrenmemiz gereken bazı bilgiler var arkadaşlar. Farkında mısınız? Az önce ben 38.244 sayısını yazdığımda 38 sayısı ile 244 sayısı arasına bir boşluk koydum. Yani bunları birleştirerek yazmadım. İşte burada öğrenmemiz gereken çok önemli bir bilgi var. Doğal sayıları kolay okuyup yazabilmek için rakamları sağdan sola doğru üçlü gruplara ayırarak yazarız arkadaşlar. Ve bizim bu ayırdığımız her gruba bölük ismini veririz. Örnekle gösterirsek, mesela 6 basamaklı herhangi bir sayı yazalım. Yani 6 tane rakamdan oluşan bir 6 basamaklı sayı yazıyoruz. Ekrana yazalım. 723.456. Şimdi bu sayıyı üçerli gruplara ayırdığımızda birinci bölük burası, ikinci bölük burası. Yani iki bölükten oluştuğunu görüyoruz. İlk bölük, yani birler, onlar ve yüzler basamaklarından oluşan bölüğe birler bölüğü diyoruz. Binler, on binler ve yüz binler basamaklarından oluşan bölüğe ise binler bölüğü diyoruz. Ve unutmamamız gereken çok önemli bilgilerden biri de şudur ki 5 ve 5'ten daha fazla basamağı olan sayılarda rakamlar yazılırken bölükler arasına kesinlikle boşluk bırakılmalıdır arkadaşlar. Mesela 14.567 gibi bir 5 basamaklı sayıda boşluk şu şekilde bırakılır. Önce en sağ taraftan sol tarafa doğru 3 tane sayı sayıyoruz ve oraya boşluk bırakıyoruz. 7, 6, 5. Gördüğünüz gibi 4 ve 5'in arasında bir boşluk olması gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi boşluk 14 ile 567 sayısı arasına gelmelidir. Şimdi de 347.789 gibi bir sayıda boşluk bulalım. Öncelikle sağdan sola doğru 3 tane rakam götürüyoruz. 9, 8, 7. Evet, 7'yi de kaldık. İşte buraya boşluk koymalıyız. Evet, bölük kavramı anlaşıldıysa 6 basamaklı doğal sayılara geçilebilir.
6 basamaklı doğal sayılarda 5 basamaklı sayılara ilaveten 6. basamak olan yüz binler basamağı ile tanışacağız. En küçük 6 basamaklı sayımızı yani 100 bin sayısını ekrana alalım. Önce onu bölüklerine ayıralım. Birler bölüğü, binler bölüğü. Küçük bir hatırlatmayla birler bölüğünde birler, onlar, yüzler basamağı, binler bölüğünde ise binler, on binler ve yüz binler basamakları olacaktı. Basamaklarını ayırıp çözümlemeye başlayalım. Birler basamağında 0 olduğu için 1 çarpı 0 yani 0 birlik. Onlar basamağında 0 olduğu için 0 onluk. Yüzler basamağında 0 olduğu için 0 yüzlük. Binler basamağında 0 olduğu için 0 binlik. On binler basamağında 0 olduğu için 0 on binlik. Yüz binler basamağında da 1 olduğu için 1 tane yüz binliğimiz var. Bunların hepsini birleştirip okuduğumuzda sayımızın 100 bin sayısı olduğunu okuyabiliyoruz. Şimdi başka bir sayı ile 6 basamaklı sayıları daha da yakından tanıyalım. 340.127. Öncelikle birleşik duran bu 6 basamaklı sayımızı bölüklerine ayıralım ve boşluğunu koyalım. Sağdan sola doğru 3 sayı gidip boşluğumuzu koyduk. Birler bölüğümüz ve binler bölüğümüzü ayırdık. Önce birler bölüğümüzdeki basamak değerlerini okuyarak başlayalım. Birler basamağında 7 olduğu için 7 birlik, onlar basamağında 2 olduğu için 2 onluk, yüzler basamağında 1 olduğu için 1 yüzlük. Şimdi ise ikinci bölüğümüz olan binler bölüğüne geçelim ve orayı çözümlemeye başlayalım. Binler basamağında 0 olduğu için 0 binlik, 10 binler basamağında 4 olduğu için 4 tane 10 binlik, 100 binler basamağında 3 olduğu için de 3 tane 100 binliğimiz var. Hepsini birleştirdiğimizde 340.127 sayısını elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4. sınıf matematik videolarının başlangıcı olan doğal sayılar videomuzda bugün sizlerle beraber 4 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı sayıları öğrendik. 5 basamaklı sayılardan daha fazla sayılarda ise bölük kavramı geldiğini öğrendik ve bunların hepsinin çok kolay birer konu olduğunu öğrenmiş olduk. Bu konu bizim için çok önemli bir konuydu arkadaşlar. Çünkü çağımız ve günümüz gereği sosyal medyalarda önemli, ünlü kişilerin takipçi sayılarına baktığımızda hepsinin takipçi sayısının çok fazla olduğunu görürüz. Ve biz bunları okurken bazen zorlanabiliyorduk. Artık zorlanmayacağız. Neden? Çünkü bizim karşımıza 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 basamaklı sayılar geldiğinde artık biz onların nasıl okunduğunu biliyoruz. Şimdi bu videoyu kapatmadan önce tabii ki size bir ödev sorusu bırakmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz yani 6 basamaklı sayının çözümlenmiş ve okunuş halini yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza henüz abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.